Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere kedi dili pasta tarifini vereceğim. Hem pratik hem de çok lezzetli yarım saatte hazırlayabileceğiniz e, çok güzel bir pastadır. Ama başlamadan önce lütfen hala kanalımıza abone değilsiniz. Kanalımıza abone olmanızı tavsiye ediyorum. Bütün e, yeni videolarımızdan haberdar olmak için. İyi seyirler. Öncelikle pastamızın tabanını hazırlayacağız arkadaşlar. Bunun için bir paket kedi bisküvi kullandım. Bir su bardağı soğuk süt, sütün çok soğuk olması gerekiyor. Bisküvimiz içinde eriyip gitmesin diye. Gördüğünüz gibi çok hızlı bir şekilde sütü hemen bandırıp aynı zamanda hızlı bir şekilde çıkarıyorum. Daha fazla bırakırsak sütü arkadaşlar e, hamur olacaktır. Lütfen buna özen gösterin ve dikkat edelim. Küçük boşluk e, kalacak yerlere iki parçaya bölüyorum. Öyle yerleştiriyorum. Ve gördüğünüz gibi e, borcamız hazır. Bunu bir kenara alıyoruz. Sonrasında muhallebi yapımına geçeceğiz. Uygun bir tavaya, tencereye fark etmez bir litre sütü alıyorum. Üzerine 3 yemek kaşığı dolu olacak şekilde un ilave ediyorum, 2 yemek kaşığı dolu olacak şekilde nişasta, buğday veya mısır fark etmez arkadaşlar. 1 bardak şeker ilave ediyorum, 2 parmak eksik olacak şekilde kullandım ve bunları güzelce karıştırıyorum. Bu işlem arkadaşlar ocağımıza almadan yapıyoruz lütfen topaklanma olmasın diye karıştırdıktan sonra ocağımıza alıyoruz ve göz göz olduğu zaman ocağın altını kapatıyoruz ve gördüğünüz gibi kıvamı bu şekilde oluyor. Şimdi geri kalan malzemeleri ilave ediyoruz. 2 yemek kaşığı margarin, 1 paket vanilya. Bunları güzelce karıştırıyoruz. Margarin eriyene dek Margarin eridikten sonra arkadaşlar üstüne bir poşet krem şanti ilave ediyorum. Bu arada arkadaşlar muhallebimizi soğutmamıza gerek yok. Henüz sıcakken arkadaşlar ben krem şantiyi ilave ediyorum ve muhallebimizi bisküvimizin üzerine ilave ediyoruz. Bu işlemi hızlı yaparsak arkadaşlar daha iyi olacaktır. Çünkü muhallebimiz sonrasında soğuyor ve düzeltmesi zor oluyor. Muhallebimizi bir spatula yardımıyla düzeltiyorum ve yarım saat buzdolabına alıyorum. çikolata sos yapımına geçiyorum arkadaşlar. Bir paket çikolata sosu kullandım ve 2 su bardağı süt kullanıyorum. Onları güzelce karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra ocağın üstüne alıyorum ve göz göz olduğunda ocağın altını kapatıyorum. Gördüğünüz gibi yarım su bardağı e, çikolata ilave ediyorum arkadaşlar. Herhangi bir çikolata elinizde varsa fark etmiyor. Bir yemek kaşığı margarin ilave ediyorum. E, tadını daha da zenginleştiriyor. Sonrasında hemen e, muhallebimin üzerine ilave ediyorum arkadaşlar. Muhallebimizi en az 2 saat veya 4 saat e, bekletiyoruz arkadaşlar buzdolabında sonrasında istediğimiz gibi süslüyoruz süslemek için ben normal çikolata parçaları kullandım gördüğünüz gibi rendeledim pastanın son 2 saatini ve 4 saatini sizlere göstereceğim arkadaşlar kıvamı nasıl oluyor gördüğünüz gibi pastamızın son hali budur bu 2 saat sonraydı arkadaşlar gördüğünüz gibi gayet güzel oluyor ipeksi bir dokusu oluyor inanılmaz lezzetli oluyor ve görüyorsunuz ki e, bisküvilerimiz aynı kek haline gelmiş arkadaşlar bu şekilde e, servis edebilirsiniz 2 saat sonra arkadaşlar normal kaseleri e, alarak ve 4 saat sonra arkadaşlar normal tabağı alabiliyoruz gördüğünüz gibi bu şekilde oluyor Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Eğer beğenip ve denerseniz lütfen yorum bırakmayı unutmayın. Videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.